Merhaba, Emel Hobi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yeleğimizin takımı olan bebek patiğimizi yine aynı desende çalışacağız arkadaşlar. 1-2 yaş arası için gayet uyumlu bir sayıda başlayacağız patiğimize. Diğer ayak numaraları örceklerde ikişer ilmek aşağı veya yukarı hareket ederek örebilirler. İplerimiz aynı yelek ipimizde kullandığımız ipler. Şu şekilde kalmıştı zaten. Bunları ben değerlendireceğim. Lanosa dominant ipimiz bu arkadaşlar. Diğer ipimiz de kartopu baby one. Şişimiz kısa 3 numara kullanacağım. Bu şekilde iğne ve makasa ihtiyacımız var arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişime 34 tane ilmek attım ve örgümü haroşa olarak, yani düz örgü olarak bir sıra ördükten sonra hemen diğer ipime geçeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İlmek atarken de arkadaşlar ipimizi bir miktar uzun tutalım. Dikiş için kullanacağız. Şimdi bu 34 tane ilmeğimizi örelim. Tekrar sizinle sıranın sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, sıranın sonunda geldim. Son ilmeklerimizi düz kesiyoruz. Örüyoruz, pardon. Evet, örgümün ön tarafına geçtim. Şimdi diğer ipimi aldım ilme. Pudra ipimizi koparmıyoruz. Çünkü ondan devam edeceğiz yine. Şimdi yine ilk ilmeği örmeden aldım. Önden arkadan 2 sıra arkadaşlar. Toplamda 4 şiş boşaltacak şekilde yine bu ipimize haroşa örüyoruz. Düz örgü yani. Bu önden gittiğim birinci sıra olmuş oluyor. Arkadan 2, tekrar önden 3 ve tekrar arkadan 4 sıra olacak şekilde örgümüzü yine haroşa öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra sizinle bağcığımızın yuvalarını oluşturacağız. Şimdi bu kısmı da örelim. Tekrar bağcıklarımızın yuvalarını oluşturmak üzere sizinle buluşalım. Evet, iki sıra bu şekilde ördük. Şimdi tekrar pudra ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Şu an biz patiğimizin bilek kısmını ördüğümüz için bir miktar bu şekilde örgümüzü devam ettireceğiz. Şimdi tekrar diğer ipimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi yine bir sıra önden arkadan bir sıra diş haroşa öreceğim arkadaşlar. Şimdi biz burayı 34 ilmekle başladık. Eğer burayı ben bu ipim yok, normal ipimle öreceğim diyorsanız ilmeğinizi 35 ilmek atın ki desenimiz bizim normalde 35 ilmek üzerinde kurulacak. Biz 34 ilmek başlama sebebimiz de şimdi birazdan yuva açarken bir tane ilmek artış olacak. O sebeple biz 34 başlıyoruz. Bir tane de arttırdığımız için birazdan arttırmış olacağız. 35 ilmekte devam edeceğiz arkadaşlar. Burayı tekrarlıyorum. Düz bir iple örecek olanlar 35 ilmek başlasınlar arkadaşlar. Ve haroşa örgülerde arkadaşlar yuva yapmaya çok da gerek yok. Zaten ipler, şu ipler haroşaların arasından rahatlıkla geçebiliyor. Çok da yuva yapmaya uğraşmayın derim. Ben tamamen hani nasıl yapıldığını, yuvaların falan nasıl yapıldığını size göstermek amaçlı bunları anlatıyorum. Çoğunlukla da ben bebek patiklerinde bu yuvaları yapmıyorum. Ama tabii ki YouTube kanalımda size öğretirken bunları gösteriyorum ki kullanan olabilir diye anlatıyorum arkadaşlar. Çünkü bunları da bilmeyenlerimiz oldukça fazla. Şimdi ben bu arada konuşurken sizinle önden bir sıramı ördüm. Arkadan da bir sıramı ördüm. Şimdi öne geçince tekrar örgümüz haroşa örerek yuvalarımızı açmaya başlayacağız. Evet, şimdi bir sıra önden arkadan ördüm. Bir dişimiz çıktı bakın arkadaşlar şurada. Şimdi birçok patikte de bu yuvayı da zaten gösterdim. Yine de gösteriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 17 ilmeğin örüşüyle diğer 17 ilmeğin örüşü farklı olacak. Şöyle ki bakın, birinci ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Doladım. Bir tane ördüm. Bir tane kestim. 5 ilmek oldu. Doladım. Ördüm. 2 tane kestim. Doladım.
ördüm, 2 tane kestim, doladım, ördüm, 2 tane kestim. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 oldu. Doladım 15, 1 tane ördüm 16, 2 tane kestim, 17 tane ilmeğim şişimde şu an oluştu. Şimdi buradaki 17 ilmeği bunun tam tersini yapacağız. Doladım, artırmamız burası. Şimdi doladık, ördük, kesmiştik. Şimdi keseceğiz, öreceğiz, dolayacağız arkadaşlar. Şimdi önce kesiyorum. Tam tersinden devam edeceğiz. Çünkü örüyorum. Doluyorum. Kestim. Ördüm. Doladım. Kestim. Ördüm. Doladım. 2 tane kestim. Ördüm, doladım. 2 tane kestim. Ördüm, doladım. Hatırlarsanız başta ilk ilmeği örmeden alıp ikinci ilmeği örmüştük. Yine aynı şekilde kaldı 2 ilmeğimiz. Yapmamız gereken burada ikisini de düz örgü örüp bitiriyoruz sıramızı. Şimdi yine arkadan bütün ilmekleri düz örelim. Tekrar bu ipimizle yine 2 sıra, 2 diş veya önden arkadan 4 sıra ipimizi örelim ve artık patiğimizin 3 sıra haraşasını ördükten sonra desenli kısmını yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi buraları da bitirelim ve sizinle tekrar desen yapmak üzere buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğimizin bilek kısmı, boğaz kısmı bitti. Burayı ben bir özet geçmek istiyorum. 34 ilmek attık. 1 sıra arkadan geldikten sonra 2 sıra tül ipimizle ördük. Daha sonra bir sıra yine haroşa gittik geldik ve bir sonraki sırada yuvalarımızı açtık. Tekrar geldik bu başa ve yine 2 sıra bu ipimizi ördükten sonra ve tekrar 3 sıra haroşa dişimizi ördükten sonra artık orta kısmından aynı yeleğimizin desenini yerleştirmeye başlayacağız. Biz 34 ilmek başladık. Yuva açarken burada bir tane artırdık. Burayı haroşa örecek ve bu ipi olmayanlar için söylüyorum arkadaşlar. 34 ilmek başlayıp 35 ilmek başlayıp yuva koymadan da örebilirler yani şu yuvaları. Ama yok ben yuva yapmak istiyorum diyorsanız siz de 34 başlayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra örerek patiğinizin haroşasını bitirin. Bu ipi olmayanlar için anlattım arkadaşlar. Bu iple örecek olan varsa da elinde veya başka bir tür bu ip varsa aynen bu şekilde örsünler. Şimdi 3 sıra bakın burada haroşamız bittikten sonra şimdi patiğimizin ilk 17 ilmeğini örerek desenimizi başlayacağız. Şimdi 17 tane ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 tane ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi bir doladım, bir ördüm ve bir doladım. Kalan 17 ilmeğimi yine örüyorum. Ben bu patiğin yetişkin modelini de çalıştım arkadaşlar. Onu da şimdi önerilenler de yukarıda göreceksiniz. Örmek isterseniz de çam dalı patik modeli diye geçiyor arkadaşlar, yetişkin patiği. Evet, onu iki renkli çalışmıştım, yeşil ve 5. Şimdi tam orta kısımda bir ilmek yani 18. ilmeğin sağına ve soluna dolama yapıp artırdım. Örgümün arka tarafından bu 17'şer ilmekleri düz, artırma ve dolamaları ters örüyorum arkadaşlar. Yani patiğimizin üst kısmına şu kısımlar hep önden düz, arkadan ters örülecek. Şimdi bütün ilmekleri 17 ilmek şimdi örelim. Burayı beraber çalışalım. Diğer desen kısımlarını anlatırken arka kısımlarını size anlatmayacağım. Artık orada siz bu şekilde 17 ilmeği düz dolamaya geldim. Dolamayı ters, ortadaki tek ilmeği ters ve dolamayı tekrar ters ördüm. Ve şimdi yine 17 ilmeği örüyorum arkadaşlar. Örgümün ön tarafından tekrar 17 ilmek örüp desenimizin orta kısmına yani tekrar şuradaki ilk artırmaya geliyorum. O noktada sizinle buluşalım.
Evet arkadaşlar, 17 tane ilmeğimi ördüm ve artış noktasındayım. Bakın burası ilk artış noktamız. Şimdi doladım. 1, 2, 3 tane ördüm. Ve tekrar doladım. Kalan ilmeklerimi yine 17 ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka tarafından yine 17 sağdaki ve soldaki ilmekleri düz, ortadaki 5 ilmeği ters örüyorum arkadaşlar. Şimdi burayı da örelim. Tekrar ön kısımda sizinle buluşalım arkadaşlar. Evet. Tekrar bu artırma noktasında buluşuyoruz. Desenimizin 3. sırasındayız ve 3. artışını yapıyoruz arkadaşlar. 17 tane ilmeğimi ördüm. Bakın buraya tekrar bir dolama yaptım, artırdım. 1 2 3 4 5 tane ilmek ördüm. Bakın. Ve tekrar doladım. Kalan 17 ilmeğimi yine düz örüyorum arkadaşlar. 4 sırada desenimiz bitecek. Şimdi tekrar örgümüzün arka tarafından düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Yani 17 ilmek sağdaki ve soldaki ilmekleri düz, ortadaki 7 ilmeği ters örüyoruz ve 4. sırada tekrar bir artış daha yapıp bu desenimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrar arkadan gelelim. Önden 17 ilmeği buraya kadar gelip tekrar bu noktada sizinle buluşalım. Evet arkadaşlar, bu desenimizin 4. sırasına başlayalım. Son artırmamız. Şimdi hemen 17 tane ilmeği örelim. Tekrar. Evet, 17 tane ilmeği alıyoruz. Şişimizi, diğer şişimizi örerek. Evet, 17 tane ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek düz ördüm. Tekrar doladım. Kalan 17 tane ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Evet, örgümün arka tarafından yine 17 ilmeği haroşa, 9 ilmek ters ve 17 ilmek haroşa örerek bir üst sıraya çıktık. Şimdi tekrar 17 ilmek örüyoruz ve ikinci desenimizi açmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi 17 ilmeğimizi evvela bir örelim. Evet. Evet, 17 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi buradaki 9 ilmeğin ilk 4'ünü örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir doladım, bir ördüm, bir doladım. Buradaki 4 ilmeği yine örüyorum düz bir şekilde. Ve kalan ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Yine örgümün arka tarafında arkadaşlar buradaki 4 dolama, 1 dolama ve 4, yani toplamda 4 4 8 9 11 tane ilmeği yine ters öreceğim arkadaşlar ve yine örgümün ön tarafına geçeceğim. Şimdi tekrar örgümün arka tarafından örgümüzü örüp artırma noktasında tekrar sizinle şurada yalnız buluşacağız. Burada değil, burada. Evet, o nokta buluşmak üzere. Evet arkadaşlar, 17 tane ilmeğimi ördüm. Bakın ikinci desenimizi şurada açmaya başladık. Şimdi artırma noktası buraya kadar geldim. 17 tane ilmeği ördüm ve 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm ve ikinci desenimin ikinci sırasında bu şekilde bitirmiş oldum. Yine 17 tane ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Yine örgümüzün arka tarafından düzleri düz, yani haroşaları haroşa, tersleri ters örüyoruz. Ve tekrar bu noktada, yine bu nokta sizinle buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, yine artırma noktasına kadar geldim. Bakın 1, 2 tane burada açtık. 3. sıramızdayız. Şimdi 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Artırdım. 4 tane düzümü örüyorum. Ve geri kalan ilmeklerimin hepsini yine haroşa örüyorum. Örgümün arka tarafından yine
ilmeklerimi haroşalara haroşa tersleri ters örüyorum ve örgümün yine bu noktasında tekrar sizinle buluşuyoruz arkadaşlar. Evet. Buluşmak üzere o nokta. Evet arkadaşlar, patiğimizin son ikinci dizinin son artırmasını yapacağız ve bakın şu noktadayız artık. Yarısına hemen hemen geldik. Şimdi 17 tane ilmeğimi yine örüyorum. Bakın bu kısım da bitmek üzere. Her sırayı size bu patikte anlatıyorum arkadaşlar. Yarım bırakmıyorum. Sadece arka kısımlarını anlatmıyorum. Çünkü arka kısım hep aynı. Şimdi 17 tane ilmeğimi örüyorum. Dört tane düz ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4. Bu desen için son artırma. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4'üncüyü artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi ördüm. 1 artırdım. Buradaki 4 düz ilmeğimi örüyorum. Ve kalan 17 tane ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Şimdi bu sırada arkadaşlar buradaki 17 tane haroşa sıramızı, pardon, haroşa sayımızı 21'e çıkaracağız. Şuradaki 4 ilmek haroşaya dönecek arkadaşlar. Buradaki 4 ilmek de buradaki 4 ilmek. Yani ilk kesmeyi şurayı yapacağız. Yapmazsak desenimiz çıkmıyor. Şimdi ön taraftan 17 tane ilmeğimi de ördüm haroşa ve örgümün arka tarafına geçiyorum. 21 tane sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şimdi buradaki 4 tersi düze çeviriyorum arkadaşlar. 18, 19, 20 ve 21. Hep 17 sayıyorduk. Şimdi 21 örüp dönüp geleceğiz arkadaşlar. Şimdi ortada 9 tane 1 ters ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son artırmamda 9 ters olarak ördüm ve şimdi geri kalan 21 tane ilmeği haroşa örüyorum arkadaşlar. Buradaki 4 ilmeği de 17'nin üzerine ekledik. 21 tane oldu. Şimdi yine örgümün arka tarafından ilmeklerimizi örelim. Ön taraftan 21 tane ilmek örerek desen kısmına geleceğiz ve 3. son desenimizi açacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi 21 tane örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bakın 17 düzler. Buradakiler artık haroşa oldu. 18, 19, 20 ve 21. Evet. Şimdi burada 9 tane düz ilmeğimizin yine tam orta kısmından başlayarak son desenimizi açıyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 1 doladım, 1 ördüm, 1 doladım. Kalan 4 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi 21 tane ilmeğimi yine haroşa örüyorum. Örgümün arka tarafından yine 21 haroşa 3 ters, 21 haroşa örüp örgümün ön tarafına düşüyorum arkadaşlar. Şimdi burayı da örelim. Sizinle tekrar ön tarafta buluşalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada hatalı bir sayı verdim. 21 haroşa 3 ters, 21 haroşa demiştim, yanlış. 21 haroşa 4 burada, 3 burada, 4 de burada. Toplamda 11 tane ters ördükten sonra 21 tane haroşa örüyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın, hatalı bir sayı verdim. İlk başladığımız noktaya gitti aklım. Şimdi örgümün arka tarafından öreyim. İlmeklerime. Evet, tekrar örgümün ön tarafındayım. Üçüncü desenimizin ikinci sırasındayız. Şimdi 21 tane ilmeğimi yine örüyorum. Zaten örgü size kılavuzluk ediyor. Çok zorlanacağınızı sanmıyorum. Bakın haroşalara kadar ördüm. Saymadım bile, 21 taneyi örmüş oldum. Düz ilmeklerim var. Şimdi 1,
2, 3, 4 ilmek ördüm. Düz doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Doladım. Yine tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. Kalan 21 ilmeğimi yine sol çifteki ilmeklerimi örüyorum. Örgümün arka tarafından haroşaları haroşa, tersleri ters örüp tekrar örgümün ön tarafında sizinle buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, 3. desenimizin 3. sırasına başladım ben ve 21 tane haroşamı ördüm. 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek ördüm. Bakın 3.'yü artırıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 artırdım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Şimdi kalan 21 ilmeğimi yine örüyorum. Örgümün arka tarafından yine 21 ilmeği haroşa, ortadaki ilmeklerim yani desen kısmını ters, tekrar 21 haroşa örüp örgümüzün ön tarafında son kez artış yapıp patiğimizin tabanına geçeceğiz arkadaşlar. Evet, burayı da bitirelim, tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, son kez artışa başlıyoruz. Şimdi 21 tane ilmeğimi örüyorum. Evet, 21 tane ilmeğimizi ördük. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Doladım. 1, 2, 3, 4. Düz ilmek ördüm. Şimdi kalan 21 tane ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Örgümün arka tarafından artık bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Yani hepsini haroşaya çevireceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi örgümün ön tarafından 21 ilmeğimi bitireyim. Arka tarafa geçiyorum. Şimdi bütün ilmekler arkadaşlar sıramın sonuna kadar hepsi düz. Yani haroşaya dönüyor. Artık patiğimizin desen kurma işlemi bitti. Hatta şöyle bir ortaya geleyim. Patiğimizi bir görün. Evet arkadaşlar, bu arada Instagram sayfamda Emel Hobi Evi, oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, artırmaya geldim. Düz 1, 2, 3, 4, 5 tane bir öreyim. Patiğimizi ikiye katlayalım. Bakın arkadaşlar, patiğimiz bu şekilde çıkmış oldu. Bütün aşamaları sizinle her sırayı ördük. Sadece arka taraflarındaki işlemleri size bıraktım. Şimdi arkadaşlar buradaki bütün ilmekleri de örelim. Taban yapımına geçelim beraber arkadaşlar. Evet, o noktada sizinle buluşalım. Evet arkadaşlar, patiğimizin tabanına başlayalım. 21 tane ilmeği ördükten sonra buradaki son desenimizin 9 ilmeği üzerine biz tabanımızı örmeye başlayacağız. Şimdi 21 tane ilmeği ördüm. Buradaki 4 düz ilmeğimi de örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yani toplamda 25 ilmek ördüm. Şimdi buradaki 9 ilmek, bakın şu üçgenin olduğu 9 ilmek bizim tabanımızın ilmek sayısı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane ördüm. Buradaki 9. ilmeğin içerisinden sıradaki ilmeği şu şekilde geçiriyorum. Arkadaşlar, ve bu ilmeğimi ters örüyorum. Evet. Şimdi şu ipimizin kanadı ayrıldı. Düzeltelim. Örgümün arka tarafına geçiriyorum. İpi alta verdim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane yine ilmek ördüm. 9. ilmeğin içerisinden bakın 9. ilmek ve sıradaki ilmek. 9. ilmeğin içerisinden sıradaki ilmeği geçiriyorum.
ve geçirmiş olduğum ilmeği ters örüyorum. Örgümün ön tarafındayım. İpi alta verdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 8 ilmek örüyorum. Zaten burada bakın ayrılıyor. Geldiğini anlıyorsunuz. 8 ilmek ördüğünüzü. 9. ilmeği örmüyorsunuz ve içinden sıradaki ilmeği bu şekilde geçirip tekrar şişe alıp ve ters örüyorsunuz. Örgümüzün arka tarafına geçtik. Yine 8 ilmek. Evet arkadaşlar, 8 ilmeği ördüm. 9. ilmeğim kaldı. Sıradaki ilmeği geçiriyorum içinden. Şu şekilde. Ve ters örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın 3 sıra oluşmuş oldu. Bu şekilde arkadaşlar sağda ve solda şişlerimizde 5'er ilmek kalana kadar tabanımızı örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu 5'er ilmek kalana kadar tabanımızı bitirelim. Sizin de tabanımızın alt kısmını, yani şu arka kısmını üçgen keseceğiz şu şekilde arkadaşlar. Bakın şurayı. Burayı da göstereceğim. Birçok videomda bu da var ama yine tekrarlayalım. Şimdi 5 ilmek kalana kadar örelim ve o noktada sizinle tekrar buluşalım. Evet, patiğimizin tabanı bakın bu şekilde dikişsiz bitti. Özellikle bebeklerde bu şekilde taban tercih etmenizi tavsiye ederim ki ayaklarını rahatsız etmesin. Şimdi 5 ilmeğimiz kalmıştı. Hatta şöyle bir bakalım patiğimize. Evet arkadaşlar, bu şekilde patiğimiz ortaya çıktı. Şimdi 5 tane ilmeğimiz var sağda ve solda. Bunları artık azaltacağız. Şöyle ki şimdi yine örmeye başlıyoruz. Son 2 ilmeğe kadar. Yani 7 tane ilmek ördüm. Burada bu ön yüzde. Her sırada keseceğiz arkadaşlar. Şimdi buradaki 2 ilmeğin içerisinden bu sefer sıradaki ilmeği geçiriyorum. Eğer geçiremezseniz bu şekilde bir tığ yardımıyla geçirin arkadaşlar. Ve bu çıkan ilmeği, yani geçirdiğiniz ilmeği ters örün. Şu an ilmek sayımız 8'e düştü. İpi alta verdim. Şimdi bu sefer 6 tane örüyorum. 3, 4, 5, 6. Yine buradaki 2 ilmeğin içerisinden girdim. Ve geçirdim. Ters ördüm. 4'er ilmek kaldı. Tekrar ön taraftayım. Şimdi son 2 ilmeğe kadar yine örüyorum. Evet. Son 2 ilmek ve sıradaki ilmeği geçiriyorum. Geçirmiş olduğum ilmeği ters örüyorum. İpi alta verdim. Şimdi son 2 ilmeğe kadar yine örüyorum. Bakın 6 ilmek kaldıydı. Ve son 2 ilmeği bu şekilde diğer ilmeği geçirdim ve ters ördüm. Bakın 5'e düştü. Şimdi 3 ilmek örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin içerisinden giriyorum. Ve şişteki ilmeğimi çekiyorum içinden. Evet. Geçirdim. Ters ördüm. 4 ilmeğimiz kaldı. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Üçüncü ve dördüncünün içerisinden sıradaki ilmeğimi geçiriyorum. Ve ters örüyorum. İkişer ilmek kaldı arkadaşlar. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeği şu şekilde geçiriyorum. Tığ yardımıyla yapalım. Evet. Çişime taktığım yeri ve ters örüyorum. Şimdi arkadaşlar burada bu şişte bir, bu şişte ortada 2 tane ilmeğim ve bu şişte 2 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu 2 ilmeğin içerisinden şöyle göstereyim. Bakın şu 2 ilmeğin içerisinden ortadaki tek ilmeğim burada bekliyor. Girerek sıradaki ilmeği geçiriyorum. Bunu ters örüyorum. 3 tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi
saç dik ilmeğim içerisinden çıktığımı çektim bu şekilde ve bunu da buradan aldım, topladım yani arkadaşlar. Evet, bakın üçgen bir şekilde çıkmış oldu. Kese kese bitirdik ilmekleri. Şimdi ipimizi buradan keselim, ufak keselim. Diğer tarafta ipimiz var zaten ve dikiş işlemine şurayı dikeceğiz arkadaşlar. Burayı ben bir toparlayayım, şunları içeri alayım, tekrar sizinle devam edelim. Evet arkadaşlar, ilmek atarken uzun bıraktığımız ipimizi iğnemize taktık. Buradan da hemen ben sabitlemeyi yaptım zaten. Şimdi arkadaşlar, her zaman için ne yapıyorduk? Tırtıklı ilmekleri karşılıklı alarak dikeceğiz. Yalnız buradaki tabii burayı görmemiz biraz imkansız. Burada biraz karambole yapacağız açıkçası. Şimdi zaten burada ilki görünüyor. Bakın hemen onu aldım. Şuradan ipim tersi duruyor. Hemen onu alıyorum. Buradakini de alıyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Mümkün olunca bu kısmı, yani tüylü kısmı düzgün dikmeye çalışın arkadaşlar. Bulmaya çalışın daha doğrusu. Şurada bir tanesini ben buldum. Bu şekilde şimdi burayı böyle biraz karambole dikeceğiz. Evet. Ama yine düzgün dikmeye çalışın arkadaşlar. Önemli olan şu tüylü kısımların, şeritlerin karşılıklı gelebilmesini sağlayın ki yeterli olsun. Evet. Evet, şurayı bir sıkılayalım. Evet, karşılıklı geldi. Şimdi arkadaşlar buradaki ilmekleri karşılıklı hepsini toplayacağız. Şöyle ki bakın, buradan aldım bir tane ve buradan da aldım. Tam ilmeğin içerisinden alıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta bakın şöyle. Tam böyle ipin kanadını bırakmadan, bakın ya da şu iğnenin arkasıyla daha rahat olur. Bu şekilde bütün karşılıklı ilmeklerimizi dikiyoruz arkadaşlar. Evet. Atlamadan bütün ilmekleri tek tek alıyoruz ve biraz diktikten sonra bu şekilde sıkılıyoruz. Düzgün bir dikiş elde etmek istiyorum arkadaşlar. Her zaman için ben bu yöntemi kullanıyorum. Evet arkadaşlar, devam edelim. Sanki burada bir haroşa dikiş yok da haroşa örülmüş gibi bir görüntü elde ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde patiğimizin arka tarafında dikiyoruz. Evet, burayı da bitireyim ben, devam edelim. Süsleme için de arkadaşlar yine bu şekilde kordon yaptım ve bunu bir çatal iğne yardımıyla takalım patiğimizi artık. Evet. Bu tam ortadaki yuvadan, hatırlarsınız burada artış oluyor dediğim olduğu yuvadan batarak bu şekilde bir giriş çıkış sağlıyoruz yuvalara arkadan önden. Evet arkadaşlar, bu şekilde süslememiz bitmiş olacak. Evet. Patiğimizin süslemesi bu kadar arkadaşlar. Fazlasını kesebiliriz. Evet. Anlatım da bu kadardı arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir videoda, başka bir anlatımda bu şekilde bir takım yaparız yine inşallah. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.